Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Bugün sizlerle beraber Xiaomi 13T modelin incelemesini yapacağız. Gerçekten kutu açılışını yaptığımdan beri uzun süredir kullanıyorum. Birçok fazla söyleyeceğim şey var. Hadi gelin incelemeye başlayalım. Her zaman olduğu gibi tasarım kısmı ile incelemeye başlamak istiyorum. Telefonu elinize aldıktan sonra şunu hissediyorsunuz. Gerçekten de bir Xiaomi telefon olduğunu hissediyorsunuz. Yani malzeme kalitesiyle beraber gözünüzü kapattığınızda, elinize aldığınızda telefonu biraz kurcalamaya başlayınca evet malzeme kalitesiyle bu bir Xiaomi telefon olduğunu hemen kendime söyledim. Bu kötü anlamda değil, iyi anlamda değil ama sadece Xiaomi'nin kendi kimliğini yansıtan bir malzeme kalitesi olduğunu sizlere aktarabilirim. Boy tarafına baktığımızda 162.2 milimetrelik boyu, 75.7 milimetrelik eni ve 8.49 milimetrelikte bir kalınlığımız bulunuyor. Ama bu cam versiyon için geçerli. Yani siyah ve yeşil versiyon için geçerli. Mavi olan, yani burada arka tarafının deri görünümlü, vegan deri görünümlü versiyonunda 8.62 milimetrelik bir kalınlık bulunuyor. Ağırlık tarafına baktığımızda ise yine cam tarafında 197 gram ağırlık bulunurken deri versiyonda ise 193 gramlık bir ağırlığımız bulunuyor. Yani biraz daha hafif bir telefonla beraber olabiliyorsunuz. Hadi renk tarafından devam edeyim burada. 3 farklı renkle beraber satın alabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi siyah. O da benim elimdeki versiyon. Sonrasında çayır yeşili var. O da Xiaomi 13'lerde gördüğümüz renge çok çok benziyor. Ve sonrasında alpin mavisi var ki o da arka tarafı dediğim gibi vegan deri görünümlü bir model. Benim en çok hoşuma giden de bu alpin mavisi olduğunu söyleyeyim. Ve keşke bize o renk gelseydi çok daha beğenerek kullanacaktım ama siyah versiyonunda gerçekten şık, niş ve premium durduğunu sizlere söyleyebilirim. Arka tarafta evet parmak izi bırakıyor çünkü bu cam malzemeden yapılma. Böyle siyah parlak aynı yüzeyli bir cam olunca da parmak izi bırakması içten bile değil. Telefon arka tarafına baktığımızda kocaman lensler burada bizi karşılıyor. İki tanesi çıkıntı yapacak şekilde burada çerçeve içine alınmış. Bir tanesi ise cam yüzeyin altına gizlenmiş ve hemen alt tarafında Leica logosu yer alıyor. Telefon sol alt tarafına baktığımızda da Xiaomi logosu yer alırken sağ tarafa baktığımızda ise sertifikasyonları bulunuyor. Telefon sağ tarafına baktığımızda ise yani çerçeve tarafına baktığımızda güç tuşuyla beraber ses açma kapatma tuşları yer alıyor. Üst tarafa baktığımızda burada bir adet hoparlör çıkışımız bulunuyor. Bir adet kızılötesi sensörümüzle beraber mikrofonumuz da burada yer alıyor. Sol tarafa baktığımızda herhangi bir şey bulunmuyor. Alt tarafa baktığımızda sim kızağımız burada. Bir adet mikrofon, tip C girişi ve hoparlörümüzün diğer çıkışı da burada yer aldığını sizlere söyleyebilirim. Önemli bir nokta, Xiaomi 13T ve 13T Pro IP68 sertifikasına sahip. Bu sayede 1.5 metrede 30 dakika kadar dayanabiliyor. Ama tatlı su da dayanabiliyor. Onu da sizlere söyleyeyim. Yani Xiaomi laboratuvarında tatlı su da test etmişler. Yani denize girmenizi, havuza girmenizi çok fazla önermiyorum. Böyle hareketler yaparak telefonunuzu garanti dışı bırakabilirsiniz. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Ama sonuçta yağmura karşı bir dayanıklılığı bulunuyor. Tozlara karşı da bir dayanıklılığı bulunuyor. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Telefonu premium yapan noktalardan bir tanesi zaten IP68 sertifikasının olması. Tamam, tasarım bu kadar güzel aslında. Bana hissettirdiği tasarım kalitesi de gayet güzel. Peki ekran tarafında bu kadar iyi hissettiriyor mu? Kesinlikle hissettirebiliyor. Klasikleşmiş Xiaomi'nin bir ekranı bulunuyor burada. O da 6.67 inçlik bir ekranımız var. AMOLED panelle beraber geliyor. Full HD Plus çözünürlüğü destekliyor. Burada da 2712x1220 Crystal Resolution adını verdikleri bir çözünürlük biçimi bulunuyor. 446 ppi destekliyor ki burada gerçekten çözünürlüğü iyi ayarlamış olarak söyleyebilirim. Çünkü herhangi bir şekilde zaten artık bu seviyedeki telefonlarda pikselleri saymıyorsunuz. Çok keskin bir ekranla beraber oluyorsunuz. Yani izleme deneyimizi şöyle tuttuğunuzda bayağı artıran bir ekrandan bahsediyorum burada. Ve sonrasında 68 milyar rengi destekliyor. Yani 12 bitlik bir ekrandan bahsediyorum burada. O yüzden de renkler tarafında çok çok iyi olduğunu söyleyeyim. Bununla da kalmıyor. HDR10 Plus sertifikasıyla beraber Dolby Vision desteği de bu telefonda mevcut. Bununla da kalmıyor yine. DCI-P3 renk gamında tamamını destekliyor. Yani baktığınızda ekran özellikleri kısmında çok çok doyurucu bir ekranda beraber oluyorsunuz. Yine bununla da kalmıyor. Tabii ki de yüksek tazeleme oranını da destekliyor. Burada artık standart olan 120 Hz'in bir tık daha üzerine çıkarak Xiaomi tarafı 13T'lerde 144 Hz'lik bir ekran yenileme oranını Xiaomi 13T modellerine koymuş durumda. Peki 144 Hz'i tamamen 144 Hz'e kullanabiliyor muyuz? Hayır, burada adaptif sync özelliği var. Burada 30'da, 60'da, 90'da, 120'de ve 144'te çalışabiliyor. Bunu kendisi ayarlıyor ama ben hiçbir zaman böyle 60'a düştü, 90'a düştü, işte 120'ye düştü gibisinden şikayet etmedim. Gerçekten adaptif sync özelliği çok güzel bir şekilde çalışıyor. Zaten siz Hz ayarını yaparken orada 144 Hz'e kadar şeklinde bunu ayarlamasını gerçekleştirebiliyorsunuz. Ya da standart olarak 60'da burada çalıştırıyorsunuz. O kadar kısmı dediğim gibi 60, 90, 120
120 ve 144 arasında çalıştığını baz alıyor. Bununla beraber 480 Hz'de bir dokunmatik örneklememiz var ki oyunlarda çok işimize yarıyor. Bunu her zaman söylüyoruz. Yani bastığınızda o dokunma hissiyatı karşı taraftaki biri, mesela PUBG'den örnek verin, karşı taraftaki biriyle siz aynı anda ateş etseniz bile burada sizin ekranınız daha hızlı tepkime verdiği için karşı tarafı vurmanız, ondan önce vurmanız çok daha olası bir hale geliyor. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. 2880 Hz'lik bir PWM karartması var. Bunu da çok iyi biliyoruz. PWM karartma ne kadar fazlaysa ekranda bizim göremediğimiz ama kameraların yakaladığı ince siyah barlar, çizgiler, onlar azalmış oluyor ve gözlerimizin sağlığı da bu şekilde korunmuş oluyor. Parlaklık tarafında da gerçekten çok güzel. Kullandığım süre boyunca gerçekten parlaklık tarafında hiçbir problem yaşamadım. 1200 nit parlaklığa normal olarak çıkabilirken maksimum parlaklıkta 2600 nite kadar çıkan ve parlaklık değerinden bahsediyorum. HDR içeriklerde çok çok parlak bir ekranı var. Güneş altında, ofis ortamında, karanlıkta bir problem olmadan, gözlerinizin sağlığı bozulmadan bu ekranı kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Ve Corning Gorilla Glass 5 ile beraber korunuyor buradaki ekran. Victus olmasını ister miydim? Tabii ki isterdim ama fiyat tarafında Xiaomi biraz daha aşağıda tutmak için burada Gorilla Glass 5'i kullanmış diye sizlere söyleyebilirim. Peki gelelim şimdi performans noktasına. Geçen sene Xiaomi 12T serisinde Dimensity 8100 Ultra işlemcisi vardı. Şimdi ise Xiaomi 13T serisiyle beraber de 8200 Ultra işlemcisine geçilmiş oldu. 8200 Ultra işlemcisi de geçtiğim sene söylediğim her şey tamamen geçerli. Bu işlemciyle beraber hem performanslı bir kullanım hem de verimli bir kullanım elde edebiliyorsunuz. İçerisinde MediaTek Dimensity 8200 Ultra işlemcisi 4 nanometrelik bir üretim sürecinden geçiyor. Bu da verimli üst seviye taşımasında çok çok yardımcı oluyor. Mali-G610 MC6 grafik birimi de içerisinde yer alıyor. Oyunlarda yüksek FPS'leri alabiliyorsunuz. Zaten onlara geleceğim. 12 GB RAM ve 256 GB'lık bir hafızamız var. Tek versiyonla beraber geliyor. Zaten 12-256 sürüm olması çok çok yeterli. Bu yüzden de herhangi bir problem olmadan bunu kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde hafızayı arttıramıyorsunuz. Bunu da sizlere söyleyip, içerisinde çift sim desteğimiz bulunuyor. Ya da eSIM artı tek sim olarak kullanabiliyorsunuz. Yani çift sim olarak kullanabiliyorsunuz dediğim gibi. Ve LPDDR5 RAM'lerle beraber UFS 3.1 depolama biçimini kullanıyor. Yani hızlı bir şekilde RAM'leri ve depolamayı kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Peki gelin buradaki sentetik testlere. Dimensity 8200 Ultra işlemcisi nasıl bir sonuç veriyor? AnTuTu'ya baktığımızda 934.061 puan alıyor. Şöyle söyleyeyim, siz de zaten ekran görüntüsünde görüyorsunuzdur da burada performans modunu açarak yaptım testleri. Yani en hızlı biçiminde, en güçlü biçiminde burada skorları alsın diye. Geekbench 6'ya baktığında 1247 tekli çekirdek, çoklu çekirdek tarafında ise 3947 puan almayı başardı. PCMark'ın performans testine baktığımda ise 13852 puan almayı başardı. Bu gerçekten yüksek bir skor, onu söyleyeyim. 3DMark'ın Wildlife Extreme testinde ise 1576 puan almayı başardı. 9.44 FPS değerine ulaştı. Wildlife Extreme stres testinde bildiğiniz gibi burada stabiliteyi ölçüyorum işlemcilerde. %97.9'luk bir stabiliteye ulaştı ki bu gerçekten çok çok iyi bir seviye. Yani bu işlemcinin ne kadar uzun ömürlü olduğunu gösteriyor. Ben de her zaman şunu söylüyorum. Dimensity işlemciler artık eski MediaTek'in algılarının yıkılmış hali olarak karşımıza bulunuyor. Ve bu testi yaparken de %8'lik bir batarya kaybı yapmış ve 36 dereceden sadece 44 dereceye kadar çıkmış maksimum derece olarak. Bu sonuçlarda gerçekten etkileyici olduğunu söyleyeyim sizlere. Peki bunu nasıl yapabiliyor? Yani bu ısınmayı nasıl absorbe edebiliyor? Çünkü içerisinde 5000 mm karelik bir paslanmaz çelik vapor chamber plaka bulunuyor. Bununla beraber de soğutmayı çok iyi bir şekilde yapabiliyor. Yani bir oyun telefonu olmasa da oyun oynadığınızda çok rahat bir şekilde telefonu kullanabiliyorsunuz. Isınma olmadan bunu sürdürülebilirliğini devam ettirebiliyorsunuz. Zaten testini yaptım. Onu da kartlara koyacağım. Orada oyun performansına bakabilirsiniz. PUBG'de 90 FPS'de oyun oynayabiliyorsunuz. Genshin Impact oynarken 60 FPS'de sorunsuz bir şekilde oyunu oynayabiliyorsunuz. Ne takılma, ne donma, ne kasma olmadan burada oynanızı oynayabiliyorsunuz. Bu yüzden de işlemci kısmında en güzel seçeneklerden bir tanesi olmuş 8200 Ultra işlemcisi. Ve sonrasında tabii ki yazılım kısmı yer alıyor içerisinde. Android 13 tabanlı MIUI 14'te içerisinde bulunuyor. MIUI'yi artık çok fazla anlatmaya gerek yok. Herkesin bildiği Xiaomi'nin klasik bir MIUI'yi bulunuyor. Ben kullanmaktan çok fazla zevk alıyor muyum? Hayır, çok fazla zevk almıyorum ama kullanıcı dostu olması benim hoşuma gitti. Eskiden bildiğiniz gibi MIUI'larda çok fazla bug oluyordu. Bir problemle karşılaşabiliyordunuz. Onu da önüne geçirmiş gibi duruyor. En azından bu işlemci ve yazılım uyumuyla beraber akıcı bir şekilde bunu kullanabiliyorsunuz. Yani bir sorunla karşılaşmış olsam burada gerçekten bir sorun vardır derdim ama gerçekten de herhangi bir problemle karşılaşmadım. O yüzden de hem MIUI tarafında hem de işlem tarafında gerçekten birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışıyorlar. Gelelim şimdi şu arka taraftaki aslında Xiaomi 13T'nin alameti farikası diyeceğimiz noktalar. Kameralar. Çünkü kameralar artık
Leica destekli. Bildiğiniz gibi Çin tarafında burada K60 serisine baktığımızda Leica yoktu ama sonrasında globalleşti bunlar ve Xiaomi 13T'lerde Leica bulunuyordu. 13T Pro'da Leica olması kesindi ama 13T'de olması çok fazla kesin değildi. Ama şükür ki Leica 13T'de de bulunuyor. Şimdi kameranın detaylarına bakalım. Zaten ben sizlere kamera örneklerini ayrı bir video ile anlattım. Onu da yine kartlar kısmına bakacağım. Xiaomi 13T nasıl fotoğraf ve video çekiyor o videoya da bakabilirsin ama detayları sizlere biraz anlatmak istiyorum. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Leica'nın burada lensleri kullanılıyor. Leica'nın Summicron lensleri kullandığını söylemek gerekiyor burada. Ana kameraya baktığımızda 50 megapiksellik f1.9 diyafram açıklığında 24 mm'lik OIS destekleyen IMX707 sensörünü kullanan 7 katmanlı bir lensi bulunuyor. Sonrasında ise 50 megapiksellik f1.9 diyaframda 50 mm'lik telefoto kamerası bulunuyor. 2x optik zoom yapabiliyor. OV50D sensörünü kullanıyor ve 5 katmanlı bir lensten bahsettiğimi söyleyeyim. Üçüncü kameraya baktığımızda ise 12 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığında 15 mm'lik ultra geniş açı kamerası bulunuyor ve ultra geniş açı kamerası gece modunda da destekleniyor. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Yani bir alanı çekeceksiniz, gece modunda da geniş açıyı kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Şimdi gelelim Leica efekti nasıl oldu? Yani Xiaomi 13T'ye Leica nasıl geldi? Nasıl işe yarıyor? Onları anlatmak istiyorum sizlere. Bildiğiniz gibi Leica efektlerini artık çok iyi biliyoruz. Bir tanesi Vibrant, bir tanesi Authentic Mod bulunuyor. Vibrant moda geldiğinizde renklerin biraz daha patlak bir şekilde verdiği, kontrastın yüksek bir şekilde renkler verirken Authentic moda geldiğimizde ise biraz daha böyle gerçeğe yakın tonlar verdiğini, biraz daha soğuk renkler verdiğini anlayabiliyoruz. Bu yüzden de iki farklı şekilde bunu seçebiliyorsunuz. Sadece bunda da kalmıyor. Birçok farklı özellik bulunuyor. Mesela Pro moduna geldiğinizde burada kendini sanki fotoğrafı çekmeden önce düzenliyormuşsunuz. Lightroom'da düzenliyormuşsunuz gibi tonunu, renk uyumunu ve doku ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi olmuş. Ve sonrasında Portrait moduna geldiğinizde burada varsayılan olarak tabii ki çekebiliyorsunuz. Sonra belgesel moduna çekebiliyorsunuz ve 35 mm'yi kullanıyorsunuz. Sivirli bokeh moduna geldiğinizde 50 mm olarak kullanıyorsunuz ve sonrasında yumuşak odak kısmına geldiğinizde ise 90 mm olarak odak uzaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Yani tam bir profesyonel modmuş gibi bunları ayarlamasını gerçekleştirebiliyorsunuz ve 6 farklı Leica filtresini burada kullanabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Vivid, bir tanesi Natural, sonrasında siyah beyaz Natural var, siyah beyaz yüksek kontrast var, sepya var ve sonrasında mavi filtre de kullanabiliyorsunuz Leica tarafında. Yani geniş bir Leica efekt seçenekleri burada sizlere bekliyor. Ben de çektiğim fotoğraflara baktığımda renklerin gerçekten çok güzel çıktığını, kimi zaman gerçek hayata en yakın tonları verdiğini, kimi zaman da tam benim istediğim gibi düzenleme yapacakmışım gibi burada sonuçlar verdiğini görebiliyorum. Burada da farklı filigran stilleri de destekleniyor. Yani Leica'nın farklı farklı stilleri var. İstediğiniz filigranı burada atayabiliyorsunuz. Bu yüzden de Leica tarafı Xiaomi'ye gerçekten iyi gelmiş. Xiaomi ile Leica'nın ortaklığının bu kadar yakın olması bizlere, sizlere ve tüketicilere yaradığını da buradan anlayabiliyoruz. Gerçekten çok güzel fotoğraflar ortaya çıkıyor. Özellikle portre stillerinde en çok beğendiğim şeyler onlar oldu. Bu şekilde ayarlama yapılması, siz profesyonel bir fotoğrafçı olmasanız bile telefonunuz sanki profesyonel bir makineymiş gibi davranabiliyor ve sizlere bunu da yansıtabiliyor. Bu da gerçekten güzel olmuş. Ve sonrası biraz da video kısmına konuşmak gerekiyor. OIS destekli olduğunu söylemiştim ana kameranın. Burada baktığımızda 4K'da 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz maksimum olarak. 4K 30 FPS'te ProFocus özelliğinde kullanabiliyorsunuz. ProFocus özelliğinde demek mesela kedi olsun, çiçek olsun, böcek olsun veya insan olsun hareket takibini gerçekleştirebiliyor. Bu da gerçekten güzel olmuş. Xiaomi serilerine bunu kullanmaya başladı. Buradaki ProFocus'la beraber odak kaçmadan her zaman videoyu odaklı bir şekilde çekebiliyorsunuz. Ayrıca HDR çekimler de yapabiliyorsunuz ama HDR çekim yaptığınızda bu ProFocus özelliği aktif olmuyor. Sadece normal 4K 30 FPS'e çektiğiniz videolarda ProFocus özelliğini kullanabiliyorsunuz. Sonrasında akıcı görüntüler isterseniz de 1080'e 60'da çekebiliyorsunuz isterseniz de. Ama ben 4K 30'da daha yüksek çözünürlükte video çekmeyi tercih ettim. Ön tarafa baktığımızda ise 20 megapiksellik bir ön kamera bulunuyor. F2.2 diyafram açıklığında olan bu kamerayla beraber de 1080'e 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Ama Leica sadece arka taraftaki kameralarda geçerli olduğunu sizlere söyleyeyim. Sizler de kendi görüşlerinizi, kameranın nasıl performans gösterdiğini lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın diyerek de ses kısmına girmek istiyorum artık. Ses kısmı artık Xiaomi'nin vazgeçilmez bir noktası oldu. Çünkü neredeyse her bir telefonda stereo hoparlör koymayı başarıyor. Stereo hoparlör koyarken kaliteden de ödün vermiyor. Gerçekten de kaliteli bir ses sistemi bulunuyor. Stereo hoparlörle beraber izleme deneyimimizi arttıracak bir ses çıkışı bulunuyor. Hem bangır bangır sesler geliyor hem de vokalistin mesela müzik dinliyorken vokalistin sesleri de çok net bir şekilde gelebiliyor. Ayrıca Dolby Atmos desteğimiz de var. Bu sayede filmlerinizi, dizilerinizi yüksek kaliteli sesle beraber dinleyip izleyebiliyorsunuz. Bu da güzel bir eklenti olduğunu da aktarayım. Ve gelelim batarya kısmına. Batarya kısmına baktığımızda içerisinde 5000 mAh'lik bir batarya var. Boyutu büyük, şarjı büyük ve sonrasında ise uzun bir batarya ömrü sizlere sunabilecektir. Bu kadar verimli işlemcisi, güzel bir ekranıyla beraber
beraber bu batarya çok çok iyi olmuş diyebilirim sizlere. Ve 5000 mAh'lik bir batarya ile beraber 67 watt turbo şarj aletinde destekliyor. Xiaomi 12T'ye baktığımızda 120 wattlık bir şarj aleti vardı. Şimdi ise 67 wattla beraber geliyor. Neden böyle bir ayrım yapmışlar veya bir geriye gidiş yapmışlar bilmiyorum ama sonuç olarak hızlı şarj destekliyor mu? Evet, ne kadar destekliyor? 67 watt. Gerçekten de güzel bir şarj değeri. Zaten Xiaomi'nin de yaptığı laboratuvar testinde 42 dakikada %100 şarj oranına ulaştığını söylüyor. Benim de yaptığım testlerde 45 dakika civarında %100'e ulaştığını sizlere söyleyebilirim. Peki bataryam ne kadar iyi gidiyor? Yani Dimensity 8200 Ultra işlemcisi Android 13 MIUI 14 ile beraber nasıl verimli bir şekilde ilerleyebiliyor? PCMag batarya testinden 12 saat 12 dakikalık bir skor aldı. Bu da gerçekten güzel bir skor. Yani ekran açıklığı 12 saat boyunca sizlere sunuluyor burada. Tabii ki testteki gibi olmuyor gerçek hayatta ama sonuç olarak baktığınızda ben kendi ana telefonum olarak kullandığımda 6-7 saatten aşağı ekran süresi almadım sizlere belirtmek istiyorum. Yani batarya tarafında gerçekten güzel bir telefonmuş Xiaomi 13T modeli. Bununla beraber de ağ bağlantılarına baktığımızda Wi-Fi 6'yı destekliyor. Bluetooth 5.4'ü destekliyor ki bu da çok çok önemli. Hızlı bağlantıyı gerçekleştirmek için saatiniz olsun, kulaklığınız olsun veya diğer aygıtlarla bağlanmak için bunlar çok önemli. Bluetooth 5.4 olarak da en güncel teknoloji kullanması bu telefonda önemli bir noktaydı ve Xiaomi bunu başarmış durumda. Tabii ki NFC ve 5G'yi de destekliyor. Ülkemizde 5G açıldığında yüksek indirime ve yüklemeyi de burada yapabileceksiniz Xiaomi 13T modeliyle beraber. Fiyat olarak baktığımızda ise şu anda 25.999 liraya satın alabiliyorsunuz. Hem Xiaomi üzerinden hem hepsi burada ve diğer e-ticaret siteleri üzerinden de satın alımını gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben bu segmentte kamerasıyla beraber diğer özelliklerini harmanladığımda en iyi alınabilir telefonlar listesinde neredeyse birinci olarak görüyorum. Onu da söylemeden geçmek istemedim. Hatta bir liste yapacak olsam, bu segmentte yapacak olsam birinci sıraya bile koyarım. Çünkü bu segmentte bu fiyatta kamerasıyla bu kadar iddialı olan başka bir telefon olmadığını düşünüyorum. Bunu da sizlere söylemeden geçmek istemedim. Peki sizler Xiaomi 13T hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizler satın aldınız mı? Ön sipariş verdiniz mi? Kullanmaya başladınız mı? Onun gibi yorumları yorumlar kısmına sizlerden bekliyorum. Ayrıca kanala abone olmayı, video işinize yaradıysa beğenmeyi ve son olarak da çan işaretini açmayı unutmayın ki video yüklediğimiz ilk andan itibaren bildirimleri sizlerin alacağınızı hatırlatmakta fayda var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.